Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Ağustos ayında teşvikli testneti başlayacak olan Suey projesinin devletine katılacağız. Bana göre önemli bir proje olduğu için bütün etkinliklerine katılmak lazım. O yüzden bu devlet etkinliğine de not, kat, not kurarak katılacağız. Bununla ilgili zaten bir kılavuz hazırladım. Şimdi o kılavuz üzerinden işlemleri yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar, linkini bu videonun açıklama kısmında bulacağınız bu kılavuzla birlikte yükleme işlemlerine devam ediyoruz. Şimdi öncelikle bizden istenen belirli bir sistem gereksinimi var. Bunlar 8 GB RAM, 2 işlemci, 50 GB'ta hard disk isteniyor. Ben kurulumu 20. .0, Ubuntu 20.04'te yaptım ve de bir sorun yaşamadığım için bunu da kendim ekledim. Şimdi şöyle bir durum da var. Ben daha küçük sistemlerde de denedim. 2 2'ye 2 bir sistemde yani 2 işlemci 2 GB RAM'li RAM olan bir sistemde bir de hata veriyor. O yüzden ben de 2'ye 4'e yükledim ve de bir sorun yaşanmadan çalıştırmaya devam etti. Ancak yükleme işlemleri biraz normale göre uzun sürüyor. 2 2'ye 8'de yarım saat 40 dakika arası sürerken 2'ye 4'te bir buçuk saate kadar bu yükleme işlemleri devam etti. Buna göre siz de kendi seçiminizi yaparsınız, İsterseniz sıfır bir VPS açarsınız, isterseniz yüklü olan bir VPS'in yanına, yüklü olan bir nodunuzun yanına bir VPS e kurabilirsiniz. Tabii şu aşağıdaki portları ayarlamak şartıyla. İşlemlere geçmeden önce son bir uyarı daha yapmak istiyorum. Şimdi burada belirli portlar var bu sistemi kullandığı. O yüzden eğer DigitalOcean, Linode gibi sistemlerde VPS açtıysanız herhangi bir port açmanıza gerek yok. Ancak Google Cloud gibi, Azure gibi portları kapalı olan bir VPS sağlayıcıda bu e, nodu çalıştıracaksanız bunları kendi sisteminden açmanız gerekebilir. Yani ilk önce bu kodları girerseniz e, eğer sıkıntı yaratırsa, kabul etmezse e, daha sonra da bunun sisteminden elinizle normal şu e, portları girerek manuel olarak açmanız gerekiyor ve ondan sonra nodunuzu tekrar başlattığınızda sıkıntı kalmayacaktır. Buna göre isterseniz en başta da açabilirsiniz, isterseniz denedikten sonra da açabilirsiniz ama bir benim size tavsiyem en başta daha yükleme işlemini yapmadan bu portları eğer Google Cloud gibi sistemlerde kurulum yapıyorsanız kendi panelinden manuel olarak açmanız. Öncelikle bir Timux'a ihtiyaç var. Yani bu ihtiyaç değil aslında ama bu yükleme işlemi uzun sürdüğü için ve de Putty ile olan bağlantı internetten dolayı veya başka bir neden dolayı kopmasın diye. Çünkü koptuğunda yükleme işlemini göremiyorsunuz. Bitti mi, devam mı ediyor? Yani bu büyük bir problem. Hatta bitirebilir bile yani yarıda bile kesebilir. O yüzden kesinlikle bu Timux'u yükleyip Timux ekranında arka planda çalışmasını sağlamalısınız. O yüzden şu ilk kodu yüklüyorum. Sonra şununla Timux ekranımı açtım ve daha sonra e, Notkurunun yayınlamış olduğu e, scriptte işlemi yapacağız. Tek script halinde yayınlanmış Notkur. Zaten hepiniz biliyorsunuz Notkur'u. Şimdi o script'i kopyaladık, yapıştırıp şu şekilde başlatıyoruz. İşlemler bundan sonra hiçbir şekilde ek bir şey yapmadan sisteminize göre 40 dakika ile 1,5-2 saat arasında yükleme işlemi devam ediyor. Biraz ekran geçsin orada da ekranı da gösteririm size. Uzun süren yüklemelerin olduğu bölüm burası. Şimdi buranın buradaki sayıya tamamlanmasını bekleyeceğiz. Arada takılmış gibi görünebilir. Uzun süre bir sayıda bekleyebilir. Timux ekranındaysanız internetiniz gitmediyse arka tarafta teknik kendi bilgisayarınızda teknik sorun olmadıysa bu ekran bu şekilde sıkıntısız bir şekilde sonuna kadar size işlemleri gösterir. Şimdi bunu beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Evet arkadaşlar yükleme sonlandı. 2'ye 4'lük bir sistemde 82 dakika sürdü. 40 dolarlık makinede 46 46 48 dolarlık bir makinede de denemiştim. Onda da 40 dakika sürmüştü. Yani süreler az çok ee, bu şekilde. Sürüyor. Şimdi yükleme işlemi tamamlanmış. Şurada küçük bir uyarı çıkarmış ama herhangi bir e, sorun teşkil etmiyor. En azından nodu kontrol ettim. Node çalışıyor. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Şimdi öncelikle şuradaki servis kodunu kopyalayarak nodunuzun çalışıp çalışmadığına bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aktif. E, Q'ya bastım. Buradan çıkıyor. Şimdi öncelikle şuradaki kontrol e, koduyla devam edelim. Onun öncesinde şunu göstereyim. Şu an Timux ekranındayız dediğim gibi. Timux ekranına ctrl artı b d'ye basarak e, arka plana atıyoruz. Tekrar girmek içinse Timux ls yazdık ve de e, bize Timux ile açılmış olan ekranların isimlerini burada yazıyor. Biri sıfırmış biri birmiş. Peki bundan nasıl giriyoruz? Timux şu şekilde yazdıktan sonra. Timux'un e, hangi isim verdiyse, sayı veya isim, onu giriyoruz. Biri girdim. Eksik yazmışım. Şu şekilde girdikten sonra, bakın tekrar bu ekrana geri geldik. Timux, bu kadar e, basit kullanımı. Şimdi kontrol ediyoruz şurada, şu kodla. Bu şöyle bir ekran verdi, sorun yok. Şimdi loglara bakıyoruz. Gördüğünüz gibi e, hatalar olsa da, arada da e, bu şekilde işlemleri gerçekleştiriyor. Biraz loglar aksın görelim. Şu an arka arkaya biraz fazla hata vermiş. Evet loglar biraz daha aktı. Gördüğünüz gibi işlemler burada gerçekleşiyor. Loglarda da sıkıntı yok. Ara sıra dediğim gibi hatalar verebilir. Nodumuzu restart yapmak için buradaki kodu, nodu durdurmak için bir sonraki kod, nodu silmek içinse şuradaki 4 kodu kullanıyoruz. Ve de son olarak garanti kontrol etmek adına Şuradaki site üzerinden nodumuzu kontrol ediyoruz. Şuna tıkladığımızda sayfa bu şekilde açılıyor. Buraya nodunuzun IP'sini giriyorsunuz. Zaten 99184 bunlar standarttı. Sonra şuradan bağlan yaptığımızda, hatta şöyle alayım, bağlan yaptığımızda nodumuzla alakalı bilgileri gösteriyor. E, nodunuzda sorun yoksa bakın şu anda buradaki ekranı gördüğünüz gibi olacak. Buradaki e, size verdiği uyarılar. OK, OK, Signing 0, e, Open, Open. Bu şekilde ekranı buna benzer bir şekilde görmeniz lazım. Bunlardan bir tanesinde özellikle portlarda bir kırmızı veya e, kapalı olduğunu gösteren bir şey varsa bunları başta söylediğim şekilde düzeltmeniz lazım. Ekranda bu şekilde gördüğünüz e, nodumuzda problem yok. Şimdi bu nodu e, IP adresiyle birlikte Discord'da e, bir kanalda paylaşmamız gerekiyor. O Discord adresini de buraya bıraktım. Buna tıklayarak Discord kanalına katılıyorsunuz. Discord kanalına katıldıktan sonra onaylamayı yaptıktan sonra böyle sayfa e, kanalın içerisindeki kanallar bu şekilde açılacak. Şimdi ilk önce burada e, pickerol kısmından kendimize uygun rolleri şuradaki simgeleri tıklayabilerek, tıklayarak karşılığındaki e, anlamlara göre o rolleri alabiliyorsunuz. Daha sonrası şunu yapacağız. Şu sol taraftan biraz aşağıya girdiğinizde şurada not ip ile başlayan kanala giriyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi herkes e, kanalının e, kurduğu nodun IP'sini buraya 9000 portu şekilde paylaşmış. Bunu kesinlikle yapmanız gerekiyor. İleride herhangi bir avantajı olur olmaz. Yani bunu, bunlar bir kanıt sonuçta. O yüzden bunu kesinlikle yapın. Buraya geldik. Şöyle kopyaladım. Hatta direkt şöyle yapalım. Aldık. 9000. Bu şekilde ayarlıyorsunuz. Emin olduktan sonra bu şekilde yolladınız. Yolladıktan sonra bizim işlemlerimiz burada bitiyor. E, nodu ne kadar çalıştıracağız e, sorusunu sorabilirsiniz. Bunun belli bir zamanı yok, e, başta da söylemiştim bu devletin herhangi bir ödülü yok ama ben e, kendi adıma ödüllü testnet başlayana kadar bu nodu açık tutacağım. E, söyleyebileceğim tek şey e, şimdilik bu kadar. Yine güncellemeler için vesaire kendi Telegram kanalımla gelip herhangi bir e, sorunuz varsa sorabilirsiniz ve güncellemeleri de oradan paylaşıyorum zaten yine aynı şekilde Twitter'dan da paylaşıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.